rolleri görüntülemek için komut satın aracını gördük. Aynı zamanda grafiksel arayüzden nasıl bakılıyor onları da gördük. Şimdi şunu yapalım. Bizim DC1 ölürse, DC1 ölürse ne yapmamız gerekiyor onlara konuşalım. Şu an bizim bütün roller, aktif direktör üzerindeki bütün roller bizim şu an Clone 1 makinesi üzerinde duruyor. DC1 üzerinde duruyor. DC1 ölürse ne yapmak gerekiyor onlardan konuşalım. DC1 atıyorum network kablosu çıktı. İşte yani klasik geyik vardı sistemlerde. Göktaşı falan düştü, bir şeyler oldu. Makine öldü, erişilemez durumda. Dolayısıyla bizim ikinci additional DC'miz var ortamda. Dedik ki build DC, bu ölürse bu makine diyorduk ki sen rolleri üzerine alacaksın diyorduk, değil mi? Şimdi onu yapacağız. Orada neler yapabiliyoruz onlardan konuşalım. Şimdi siz rolü, şu makine ölürse eğer, rolleri üzerinde bulunan makine ölürse diğer tarafa taşımak istiyorsanız eğer, ki taşımak diye bir şey yok aslında, şunu yapıyorsunuz. Member server'a diyorsunuz ki ya da edition DC olan makineye diyorsunuz ki arkadaş artık roller senindir diyorsunuz. Taşımıyorsunuz aslında. Roller senindir diyorsunuz. Sen sorumlusun artık diyorsunuz. Tamam. Bunu yapabiliyorsunuz ki bu işleme birazdan yapacağız. Seize işlemleri. Seize işlemi yaptığınız zaman makine öldüğü zaman roller üzerinde bulunan makine öldüğü zaman rolleri diğer taraftaki makine üzerinde siz sorumlusunuz diyorsunuz. Diğer makine üzerine gidip sen sorumlusun demek için seize işlemi kullanıyorsunuz. Tamam. İşlem bu. Yapacağız zaten. Göreceksiniz. Bir diğer şansınız da transfer etmek. Transfer. Transferin esprisi de şu. Transfer. Yani şunu yapacak olabilirsiniz. Seize işlemi yaptığınız zaman paldır küldür bu makine üzerinde taşıyorsunuz rolleri. Bu makine üzerinde yetkilendiriyorsunuz. Ama transfer yaparsanız eğer, rolleri şu makine üzerinden diğer makine tarafa taşırsanız eğer, ki bu işlemine transfer demiyor. Burada direkt taşıyorsunuz. Yani sen sorumlusun demiyorsunuz da direkt şu makineden alıp buraya taşıyorsunuz. Ama burada şart şu, transfer yapabilmek için. Yani artık herhangi bir sebepten dolayı siz burada değil de burada dursun istiyorsanız eğer roller, transfer işlemi yapabiliyorsunuz. Ama buradaki şart dediğim gibi şu, member server ve DC1'in hayatta olması lazım. Yani transfer işlemi yapabilmek için DC1'in de yaşıyor olması lazım, erişebiliyor olması lazım. Transfer yaptığınızda normal yollardan buradaki rolleri buraya taşımış oluyorsunuz. Ama seize işlemi yapmak için DC1'in öldüğünü düşüneceksiniz. DC1 ölecek, DC1 erişilemiyor olacak. Member server'a da gidip seize işlemi yapıp artık roller senindir diyeceksiniz, tamam? Transfer normal yollardan taşıyabilmek için, seize'de öldüğü zaman sen sorumlusun diyebilmek için, tamam? Yani düşünün, Schema Master, Domain Name Master öldü, siz yeni domain kuracaksınız, exchange kuracaksınız, kuramayacaksınız. İşte bu rollerin bir makine üzerinde çalışıyor olması gerekiyor ki siz işlemlerinizi yapın, tamam? Makine öldüğü zaman başka DC'ler üzerine bu rolleri taşıyabiliyorsunuz ya da seize edebiliyorsunuz diyelim. Peki. Önce bir transfer işlemi nasıl yapılıyor onu göstereyim. Sonra seize'de yaparız. Nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Şimdi DC1'e gittim. Şunları kapatayım, kalabalık yapmasınlar. Şu an DC1'deyim. Active Directory User Computers açık. Active Directory User Computers'da hangi rolleri görebiliyordum ben? Domain'de tek olanları değil mi? RID Master, Field Simulator, Infrastructure Master, onları görebiliyordum. Onları görebildiğim gibi oradan değiştirebiliyorum da. Peki nasıl? Mesela Shine Comma'sı altıklayın. Tekrar bir Operations Masters kısmına gidin. Domain'e tıklayıp sağ tıklayıp Operations Master'ı açın. Transfer yapalım. Sonra diğer tarafı öldürdükten sonra seize ederiz. Operations Master'ı açtım. Operations Master'ı. Bakın Operations Master'ı açtığım zaman şu alt tarafta Change diye buton var. Change. Şu an kimde duruyor bu rol? Clone 1 Shine.com'da. Diyor ki size buradan, bak bu rolü alttaki makineye taşımak istiyorsan change yap diyor. Alttaki makineye taşımak istiyorsan diyor. Değil mi? Şimdi change yapıyorum. O diyor ki olmaz. Ne diyor burada? Zaten diyor ki Operation Master bu diyor. RID Master zaten bu makine. Niye bu makineye taşımak istiyorsun diyor. Size söylediği şey bu. Yani makinenin üzerinde duruyor zaten. Yine aynı makineye taşımak istiyorsun diyor. Yani buradaki olay ne? Söylediği şey ne? Şu an rol Clone 1'de. Sen değiştirmek istiyorsan burada Clone 2 falan yazıyor olması lazım. Yani change change'lerinde alt tarafta Clone 2 yazıyor olması lazım ki Clone 1'den alıp Clone 2 taşıyabileyim rolü. Değil mi? Öyle değil mi? Ben şu an change'lerim zaman Clone 1'i atmaya çalışıyor. O yüzden diyor ki hata veriyor. Ben buraya Clone 2 yazdırtabilirsem change'lerinde Clone 2'ye geçecek ya. O yüzden buraya Clone 2 yazıyor olması lazım. Ya da member server ya da additional DC kimse onun ismi yazıyor olması lazım. Peki nasıl değiştirebilirim burayı sizce? Burası nasıl değişir? Doğru, member server'a giderim. Active Directory User Computers'ı açarım.
Sonra oradan operasyon mesela giderim. Oradan change derim olur. Ama gerek yok. Şu an biz ne yapabiliyorduk? Bu konsolları başka makinelere bağlayabiliyorduk ya. Ben şimdi Active Directory User Computers'u ikinci DC'ye bağlarsam olur. Yani gidip burada Active Directory User Computers'u açmaktansa şuradaki DC 1'den o konsolu DC 2'ye bağlarım. Değil mi? Onu yapabiliyoruz ya. Sabahtan beri yapıyoruz zaten. Server core'u uzaktan yönettik falan. Aynı olarak burada da var. Peki nasıl yapacaksınız? Bakın domain'e sağlık derseniz Change Domain Controller diye bir şey var. Change Domain Controller. Change Domain Controller dedikten sonra ben diyorum ki Clone 2 Shine.com'a bakacağım. Change Domain Controller derim, sonra Clone 2 Shine.com'a bakacağım diyorum. Tamam. Var problem. Okey. Bakın bu sefer diğer DC'ye bağlayayım. Konsol yine aynı konsol. Hiçbir fark yok. Sonra burada özelliklere gidiyorum. Operation Master'a. Bakın bu sefer change diyebiliyor olacaksınız. Alt tarafta clone 2 yazıyor bu sefer. Niye? Çünkü konsolu diğer tarafa bağladınız. Diğer taraftan bakıyorsunuz. Oradaki olay şu. Change diyebilmek için, change deyip diğer tarafa atabilmek için, transfer edebilmek için şurayı değiştirebiliyor olmamız lazım. Şurada clone 2 shine.com yazıyor olması lazım. Bunun için ben bu server'a gidip Active Directory User Computers açıp oradan bakabileceğiniz gibi aynı şekilde zaten Active Directory User Computers açık ya bizim arka planda. Ben burayı buna bağladım. Buradan bakıyorum şu an. Ve change deyip artık rolü başka bir makineye transfer edebiliyorsunuz. Tamam. Hemen yapalım. Change, emin misin? Emin. Yes. Bu kadar. Yani change deyip emin misin sorusuna yes deyip sonra bir okey diyorsunuz. Bu kadar basit. Ondan sonra rolün kimde olduğuna bakarsanız clone 2 shine.com'da duruyor. Tamam. Transfer bu şekilde. Transfer için neydi? Şart iki makinenin de ayakta olması lazım. İki makinenin ayaktaysa birbirine erişebiliyorlarsa transfer dediğiniz zaman çat çut geliyor. Bu yaptığınız işlem transfer. Seed işlemi değil. Seed işlemini buradan yapmıyorsunuz. Tamam. Var problem. Peki PDC'yi de öbür tarafa atalım. PDC'ye gittim. Change, yes, okay. Infrastructure da aynı şekilde change, yes ve de okay diyorum. Bütün rolleri diğer tarafa transfer ettiniz şu an. Tamam. Bakın hepsi clone 2'de gözüküyorlar şu an. Peki ben diğer iki tane rolü de diğer tarafa taşımak istesem ne yapacağım? Diğer iki tane rolü. Schema Master ve Domain Naming Master'ı. Domain Naming Master'ı taşımak için Domain Center'ı açacağım. Diyeceğim ki Operation Master Change. O kadar. Aynı şekilde Schema Master'ı taşımak için ne yapacağım? Aynen öyle. Aynı şey. Tamam. Peki ya şimdi bir komut satırına bakalım. Roller kimde duruyormuş bir görelim. CMD Netto Query Pismo. Netto Query Pismo. Az önce verdiğimiz komutun aynısı. Bu sefer kimde duruyor olması lazım roller? Domain Naming Master ve Schema Master Columbia'da. Diğerleri Clone 2'de duruyor olması lazım. Var mı komutu sonucunda şunları göremeyin. Bakın şu an bizim 3 tane domain bazındaki rolümüz clone 2'de, 2 tane forest bazındaki rolümüz de clone 1'de duruyor. Dediğim gibi bunları çoğaltamıyorsunuz ama makinelere dağıtabiliyorsunuz bu şekilde. Yani düşünün benim burada bir tane daha additional isim var. Diyebilirim ki bu 2 tane rolden, şu 2 tane rolden bir tanesi burada dursun, bir tanesi şurada dursun diyebiliyorum mesela. Böyle biliyorsunuz ama çoğaltamıyorsunuz. O yok. Peki diğer rolleri de taşıyalım. Active Directory Domain Center'ı açtım. Sonra en tepeye sağlık deyip Operations Master derim. Operations Master.
istiyorum. Emin misin? Eminim. Yes ve okay. Change dedim. Yes ve okay. O kadar. Demin baktığınız yine aynısı. Hiçbir fark yok. Yaşıyor mu? Var mı taşıyamayan? Peki şemayı da taşıyalım. Şema Master'ı taşıyalım. Şema Master'ı taşımak için de ben kapattım orayı ama bir daha açayım. MMC'yi açtım. Siz de açıksa oradan da yapabilirsiniz. Az önce yanlışlıkla kapattım orayı. File'dan Edinum'u Snap'in derim. Biliyorsunuz şemayı görüntülemek için yaptığınız araç. Active Directory Şema. Bir tane boş MMC'yi konsolu açtım. File'dan Edinum'u Snap'in derim. Sonra bir add deyip OK diyorum. Taşıyamam varsa yardımcı olayım. Program yaşayan. Active Directory Şema. Evet. Okey. Şema taşınıyor mu? Niye orası da ikisi de kullanabiliyor gözüküyor sence? Deminki olayın aynısı. Active Directory sen kompüsü açtığında nasıl gözüküyordu? X'de kullanmıyor gözüküyordu ya. Ne yaptın? Diğer tarafa gittin ya. Yani nerede o? Şu. Yani Operation Method dediğin zaman iki tarafta da kullanmıyor yazıyor. Niye kullanmıyor yazıyor? Şu an bu konsol kime bakıyor? Kullanmıyor Shine Com bakıyor ya. O yüzden şu an kullanmıyor mi değiştirmek istiyorsun diyor. Ne yapmak lazım? Bu konsolu Clone2'ye bağlamak lazım değil mi? Demin yaptığın şeyin aynısı. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Sağ tıklayıp Change Active Directory Domain Controller. Bu kadar basit. Bunu deyip Clone2 deyip ondan sonra Change deyip değiştirebiliyorsunuz. Yani deminki olayın aynısı. Hiçbir fark yok. Ben gidip bu konsolu Member Server'da açsaydım problem olmayacaktı. Aslında bir problem de değil de Change Active Directory Domain Controller Clone2 Shine.com. Okey. Şu an diyor ki Şema Master'a bağlanmadım falan filan diyor. Çünkü bizim kullanıcı Şema Master değil ya. O yüzden Şema Master'a bağlanmıyorsun falan filan diyor. Önemli değil. Zaten biz taşımak için geldik buraya. Tekrar isme sağ tıkladım. Operations Master derim. Change. Yes. Okay. Tamam. Var mı problem? Şu an bütün roller bizim Clone2 makinesinde duruyor. Hatta şöyle bir soralım. Hemen sorun sizde. Netium Query Fizmo değil. Ve bütün roller şu an Clone2 Shine.com'da duruyor. Bütün roller bu makine üzerinde. Tamamdır. Hı, evet, doğru. DC1'den bakıyorsun değil mi? En tepeden ikinci. Üstten ikinci daha doğrusu. Şu. Sende yok mu? Sen demin vermedin mi o komutu? Demin ki o komutu vermedin mi? Rex, Ever, O2, SC, HM, MG, MT, NOT, DDD. Rex, Ever, O2. Boşluk SCHM MGMT.DDD. Bak şu an daha da gözüküyor. Peki ben şu an DC2'yi öldürürsem. DC2'nin network kablosu çıktı. İşte bir şeyler oldu. Öldü makine işte yani. Makine öldü. Makine öldü. Öldüğü için siz yeni obje oluşturamıyorsunuz. Yeni domain kuramıyorsunuz. Şemayı değiştiremiyorsunuz. Objeleriniz güncellenmiyor. Sağ senkronizasyonunda problem var. Öyle, ortam çalışmıyor. Ne yapacaksınız bu durumda? Transfer etme işlemi deminki. Transfer ettiniz, çat tut gitti. Rollerin hepsi öbür tarafta. Peki DC2 ölürse ne yapacağız dedik? Seed işlemi yapacağız dedik ya, seed. Seed işlemi yapacağız. Seed işlemi yapmak için de home satırı kullanacağız. Grafikçi arayüz değil. Seed'i home satırından yapıyoruz. Oldu mu? Hemen bir home satırı açın. C
CM'de. EC1'de. Ha şimdi member'ı bir öldürelim önce. Member'ın network kablosunu sökün. Ben network kablosunu söktüm. Artık bir ton yol biliyorsun network kablosunu sökmek için. Sökün bir şekilde. Yani şuradaki alt taraftaki network ikonundan sökebiliyorsunuz biliyorsunuz. Oraya bir sağ tıklayıp disconnect deyip network kablosunu sökebilirsiniz. Şu an bizim member server öldü. Gerçi network kablosu çıktı ama sonuç olarak çalışmıyor yani. Erişilemez durumda. Tamam. Network kablosunu söktük. Sonra bir tane aracımız var bu işi yapmak için. Active Directory'ye müdahale etmek için bir komut satır aracımız var. NTDS Util. Belki biriniz tamamlar diye bekledim ama herhalde ilk defa duyuyorsunuz. NTDS Util. NTDS Util aracı bizim Active Directory ile ilgili bir takım işlemler yapmamızı sağlayan araç. Tamam. Şimdi ben ne yazacağımı bilmiyorum. Soru işareti yapıyorum. Soru işareti. Soru işareti yaptım. NTDS Util'den sonra. İlgili kısmı görebilen var mı? Soru işareti yaptıktan sonra. Biz nelerle ilgileniyoruz şu an? Rollerle değil mi? Rol. Bakın bir soru işareti yaptım. İlgili alanı buldum. Ben bir notepad açayım arka planda. Sonra diyorum ki ilgili alan Rolls'muş. Rolls. İlgili alanın Rolls olduğunu karar verdim. NTDS Util Rolls ve de buradayız. NTDS Util yazdık. Sonra da bir Rolls dedik. Yaptığım şey bu. Sonra yine bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Bir soru işareti yapıyorum. Soru işareti. Soru işareti yaptıktan sonra bana diyor ki önce rolü taşımak istediğin makineye git bir bağlantı yap. Biz rolü kime taşımak istiyoruz şu an? Kim sorumlu olsun istiyoruz rolden? Siz işlemini hangi makine yapacağız? Şu an bizim roller Clone 2'de. Ben kime bağlantı yapmalıyım ki rolü bu tarafa taşıyabilirim? Kime? Zaten DC2'ye erişilemez ya şu an. DC2 çalışmıyor şu an. DC2'ye nasıl bağlantı yapacaksınız ki? Buradan da çıkarabilirsiniz. Ama mantık şu. Rolleri kime siz edecekseniz, kime taşıyacaksanız oraya bağlantı yapıyorsunuz. Tamam? Taktik bu. O yüzden bir connection istiyorsunuz. Sonra connect to server kullan bir Shine.com. Şöyle tek söz üstüne de yazayım. Onlar gözüksünler. Rolls connections connect to server clone 1 shine.com. Sonra bu quit. Quit deyip tekrar eski anına geri dönüyorsunuz. Bu arada komutların tamamını yazmanıza gerek yok. Yani şöyle yazsanız bile olur. John to serp clone 1 shine.com falan. Tamamını yazmanıza gerek yok. Anlamlı kısmını, benzersiz kısmını yazsanız yeter. Zaten birazdan bir örnek vereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oldu mu? Şunları önemeyen var mı? Tamamını yazmanıza gerek yok. Belli kısmını verseniz yeterli. Peki. Enter. Bana diyor ki clone 1 shine.com'a bağlandım falan filan. Sonra bakın biz az önce şuradaydık ya, FSM'un maintenance kısmındaydık ya, bakın şu an başka bir yerdeyiz, server connections'ta. Ben FSM'un maintenance'a geri dönmem lazım ki siz işlemi yapayım. O yüzden bir geriye gidiyorsunuz. Tamam, ileriye gittik, şimdi bir geri gideceğiz. Geriye gitmek için de command quit. Direkt Q da yazabilirsiniz, o da olur. Hepsini yazmaya gerek yok. Şöyle FSM'un maintenance yazıyor olması lazım. Oldu mu? Var mı problem? Peki o zaman taşıyalım. Yani buradaki taşıma olayı hani
rolden sen sorumlusun falan diyorsunuz ya. İstediğiniz herhangi bir tanesinden başlayabilirsiniz. Fark etmez. Yani illa şu sırayla olacak diye bir kaydı yok. Teker teker hepsini taşıyacağız. Mesela infrastructure mesleğinden başlayalım. Sys in mess falan. Yani tamamını yazmanıza gerek yok dedim ya. Anlamlı kısmını yazsanız yeterli. Mesela sys'den sonra i ile başlayan başka bir şey var mı? Sys'den sonra i ile başlayan başka bir şey var mı? Yok. O yüzden de i yazabilirsiniz. Bir de mess diyebilirsiniz ya da m diyebilirsiniz. İm. Ben böyle yazdım. Bir yes dedim. O da diyor ki enter'a bastım. Yes dedim de. Enter'a bastım. Bak emin misin taşımak istediğine. Yes dedim. Yes dedikten sonra şu arka planı demedirken ben de şuraya komutları yazayım. Sys infrastructure master sys kdc sys rid master sys schema master ne kaldı? Sys domain naming master. Yazacağınız komutlar bunlar. Şimdi bakın bu adam ne yapmaya çalışıyor? Şu an yapmaya çalıştığı şey normal yollara transfer etmeyi deniyor. Yani yaptığı şey şu. Member server'a koşuyor diyor ki artık rolleri ben alacağım haberin olsun demeye çalışıyor. Bir de member server erişilemez durumda olduğu için öldüğü için şu an bu adam erişemeyecek. Niye böyle bir şey yapıyor? Niye önce karşı tarafa haber verip taşımaya çalışıyor? Sebep şu. Şimdi sys işlemi yaptığınız zaman sys şu demek, kimseye haber vermeden rollerden ben sorumluyum demek. Kimseye haber vermeden ben sorumluyum. Şimdi cihaz gerçekten ölmeseydi eğer, cihaz gerçekten ölmeseydi, ben sys işlemi yapsaydım, ben diyecek ki bir rollerden ben sorumluyum artık. DC2 de diyecek ki ben sorumluydum, ne oldu diyecekti. İşte o sebeple sys işlemi sırasında önce belki cihaz hayattadır diye, makine hayattadır diye normal yollardan bir taşımayı deniyor. Tamam? Taşıyamadığı için birazdan vazgeçecek. Diyecek ki timeout aldım, taşıyamadım, maşıyamadım. Sonra sys yapıyorum diyecek. Olacak, gidecek. Tamam? Sys işlemi dediğim gibi kimseye haber vermeden yaptığı için normal şartlar altında şu aşama olmasaydı eğer. Bu aşama var ki belki makine gerçekten hayattadır. Ben ona bir transfer etmeye çalışayım deyip onu deniyor. Ama zaten makine hayatta olmadığı için problem ne değil. Burada diyor ki, şurada diyor ki ben oraya erişemedim falan filan. Hatta şurada diyor karşı tarafa erişemedim. Rollerin üzerinde olan makineye erişemedim diyor. O yüzden diyor problem oldu falan filan diyor. Hatta şurada diyor ki transfer error diyor. Transfer edemedim diyor. Transfer edemediğim için sys işlemine başlıyor diyor. Tamam. Hatta şurada daha düzgün yazıyor. Transfer or infrastructure epsilon failed. Proceeding with Caesar. Yeah. Söylediği şey bu. Sys işlemine başlıyor. Tamam. İlk başta bir transfer etmeye çalışıyor. Edemezse sys diyor. Peki diğerlerini de taşıyalım tek tek. Sonra ne var? Sys PDC. Sys'e PDC. Dediğim gibi bu sırada yapmanıza gerek yok. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Fark etmez. Rolleri böyle tek tek taşıyın. Şurada şurada dursun. Böyle tek tek rolleri söküp alıyorsunuz adamdan. Peki burada şunu düşünebilirsiniz belki. Bizim roller daha önce member server'daydı ya. Member server'da. Şimdi member server'ı öldürdük biz. Member server tekrar ayağa kaldırdığınız zaman ne olacak? Şimdi rolleri biz DC1'e alıyoruz. Daha önce member server'daydı. Daha doğrusu additional DC'deydi. Additional DC olan makineyi tekrar ayağa kaldırdığınız zaman ne olacak sizce? Ne olmalı? Additional DC olan makine diyecek ki roller bendeydi eskiden ne oldu diyecek. DC1'de diyecek ki sen ölmüşsün artık roller benim diyecek. Yani olması gereken şey ne? Sys ettikten sonra artık rollerin sys ettiğiniz makine üzerinde duruyor olması lazım mantıken. Ortamı iyice karıştırmamak için. Peki. Ben PDC ile taşıdım. Neredesiniz? Ne alemdesiniz? Herkes bunda mı? Peki ben diğerlerini taşıyorum o zaman. Sys. Bu arada şunu da yapabilirsiniz. Yani bunları chat diye şöyle copy yapıp ondan sonra şuraya paste ederseniz o da olur. Yani komutları hani
hani demiştim ya ilk başta anlatırken komutları sağa sola kaydedip ondan sonra tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz demiştim ya. Onları seçip böyle kopya yapıp ondan sonra paste ederseniz çat diye hepsi olacak bir kere. Sys ne kaldı? RID master. RID master. Varsa problem eşyan taşımakta. O arada yardımcı olayım bu taşınırken. Bu arada transfer işlemini NTDS utilden de yapabiliyorsunuz. Bakın şurada transferle ilgili komutlar da var. Şunlar. Yani biz hep tıklaya tıklaya yaptık ya. Şuradan da yapabiliyorsunuz aslında. Transfer işlemlerini. İlle grafiksel arayüzden yapmak zorunda değilsiniz. NTDS util aracını bilirseniz iyi olur. Bir sürü yaptığı iş var. Size lazım oldukça kullanacağız zaten de. Şu an buradayım. Böyle tek tek veriyorum ekrandaki komutları. RID Master'ı da taşıdım. Şimdi diğerlerini taşıyorum. Sys Schema Master. Yani anlamlı kısmını yazsanız dediğim gibi yeterli olacak. Hepsini yazmaya gerek yok. Yapacağınız iş bence komut satından daha kolay. Yani sağa sola gidip aracı açmaktansa, oralara gidip sağa sola tıklamaktansa, gidip başka yerlere bağlamaktansa komut satından şu kadar komut veriyorsunuz oluyor bitiyor. İşlemler. Var mı problem? Schema master'ı taşıdım. Son olarak domain naming master'ı taşıyorum. Sys domain naming master. Domain naming master değil miydi o? Ha, naming master. Domain naming master değil, sadece naming master. Bu zaten. Var mı problem? Böyle tek tek taşıyorsunuz. Yaşıyor mu? Bendekilerin taşıma işlemi bitti.
trendler şunu yapıyor. Member Server'ın network kartını takın. Network kartını taktıktan sonra bir restart edin. Aslında normal şartlar altında restart etmeye gerek yok. Gidip bir müdahale bulunmak gerekiyor. Ama o müdahale işlemini siz daha görmediniz. Yani bizim Member Server'ın DC1'de yaptığınız değişikliklerden haberi yok. Olsun diye makineyi bir kere restart etmek gerekiyor. Daha sonra yaptığınız değişikliklerin diğer DC'lere anına gitmesi için bir şeyler yapmak gerekecek. O daha sonra konuşacağımız konulardan bir tanesi. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Member Server'ın DC1'deki değişiklikten haberi yok. Tamam. Olsun diye bir kere restart ediyorsunuz. Normal şartlar altında restart etmemelisiniz DC'leri haliyle. Ama onu daha sonra göreceksiniz. Konumuz şimdi o değil. Bekleyenler Member Server'a gidip network kartı takıp makineyi restart ediyorlar bir kere. O kadar. Paylaşıma kaydettim. Komutlar orada duruyor. Almak isteyen oradan alabilir. NTDS UTCS diye yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben Member Server'a gidip Member Server'ın network kartını taktım. Network kartını bağladım. Member Server'a. Sonra da makineye bir restart edeceğim. Makineyi kapatmadan önce network kartını takarsanız daha iyi olur. Bizim DC'lerle konuşurken o zamanı kaçırabilirsiniz. O sebeple network kartını takmış olun. Var mı taşıyamayan rolleri? Peki roller taşınmış mı taşımamış mı? Hemen bir soralım. Açayım bir daha komut satırı arka planda. Bakın en son sorduğumuzda roller kimde duruyordu? Clone 2 Shine.com'da duruyordu değil mi? Şimdi biz seed işlemi yaptık. Seed işlemi yaptık. Bundan sonra aynı komutu bir daha sorarsam Macdon Query Fizmo derse bu sefer kimde olmasını bekliyorum rolleri? Clone 1'de olmasını bekliyorum değil mi? Macdon Query Fizmo diyeyim bakalım kimde duruyormuş. Netcom Query Fizmo. Sordum. O da der ki artık rollerin hepsi Clone 1'e duruyor. Tamam. Şu an rollerin hepsi Clone 1'e duruyor. Peki bizim Edition'ın DC'si olan makine buna nasıl bir tepki göstermiş onu görelim. Daha önce bizim roller Member Server üzerinde duruyordu. Öldürmüştük makineyi. Tekrar ayağa kaldırdık. Member Server ne diyecek? Onu da bir kontrol edelim. Şu makine kendine gelsin. Heh, geldi. Bir oturum açıyorum makinede. Aynısını Member Server'da da soracağım. Bakın roller kimin üzerinde duruyor. Bana bir cevap ver diye soracağım. Mantık kendinin gibi. Yani bu makineyi siz yaptıysanız artık Clone 2 kendini ayağa kaldırdıktan sonra bile buna uyuyor olması lazım ki problem çıkmasın. Yoksa bu diyecek ki roller bende, bu diyecek ki roller bendeydi diyecek. Onu demesin diye Member Server'da siz ettiğiniz makine uyuyor. Tamam. Hemen bir komut satırı açalım. CMD netdom query fizmo. Bakın edition değilse olan makineyi tekrar ayağa kaldıktan sonra orada soruyorum bu sefer. O da diyor ki Clone 1'deymiş deyip ona uyuyor. Var mı problem yaşayan? Problem? Member Server'ın network kartını taktık. Makineyi bir kere restart ettik. Restart ettikten sonra
Tekrar bu makineye de soruyorum bakın roller kimdedir diye. O diyor ki Clone 1 Shine.com'dadır diyor. Roller şu an bizim Clone 1 Shine.com'dadır deyip bu da kabulleniyor durumu. Normal şartlar altında roller buradaydı. Bu makine öldü. Biz buraya seize ettik. Sonra dedi ki tamam. Ne diyorsan olsun. Var mı problem yaşayan? Rolleri seize edemeyen, problem yaşayan. Network kartını taktıktan sonra sorduğunda cevap alamayan. Peki. Varsa sormak istediğiniz sorun, yoksa başka bir konuya geçeceğim. Bu konu bu kadar. Bilin ki yanlış bir şeyler oluyorsa ortamda, yapmak istediğiniz şeyler olmuyorsa, kullanıcı oluşturamıyorsanız, şemayı değiştiremiyorsanız, sağ senkronizasyonunda problem varsa eğer, bilin ki ortamdaki roller ölmüş, gidip müdahale etmek lazım. Onun dışında çok elleştiğiniz bir yer değil zaten. Var mı sormak istediğiniz? Peki. O zaman Membra güle güle deyip Revert to Snapshot diyorsunuz. DC1'e de Revert to Snapshot diyorsunuz. Yarın anlatacağımız konuya hazırlık yapalım. DC1'i de öldürüyorum Revert to Snapshot'la. Yapacaklarımız şunlar. DC1'e adınız com adında bir domain kuruyorsunuz. Adınız .com. Her şeye baştan başlıyoruz. Adınız .com diye bir domain DC1'e. Sonra NAT1 ile NAT2 arasında site-to-site VPN yapıyorsunuz. Bu kadar. Member Server domaine katmak yok. DC2'ye Edition DC yapmak diye bir şey yok. Sadece DC1'e adınız.com diye bir domain, sonra NAT1 ile NAT2 arasında site-to-site VPN. Tamam. DC1'e adınız.com domaini, NAT1 ile NAT2 arasında site-to-site VPN yapacaksınız. Yapacağınız şeyler bunlar. Var mı oradan? Hadi başlayın. Ben de sizinle beraber yapacağım. Networklerin doğru olduğunu emin olun. Bizim şu DC1 member server ve NAT'ın içeriye bakan bacağı VMnet 4 tarafına bağlı. Ben onları yapacağım önce. Edit Virtual Machine Settings, Network Adapter, Custom VMnet 4. Her şeye baştan başlayalım. Member Server'da VMnet 4 Network'ünü alıyorum. Yaptığım şeyler DC1'i VMnet 4 Network'ünü almak, Member Server'da VMnet 4 Network'ünü almak, NAT1'e, hayır daha önce takmadık mı Network kartlarını? Tamam. NAT1'in Network kartlarını da ayarlayacağım. NAT1'in özelliklerine gittim. Bunları biliyorsunuz diye söylüyorum, yani proje yaptınız, hala yapıyorsunuz şu an. Site-to-site VPN yapmak için gerekli her şeyi biliyor olmanız lazım. NAT1'in iki tane network kartı olacak. NAT1'in iki tane network kartı. Bir tanesi sınıfa bağlı olacak. Bir tanesi de VMnet 4'e bağlı olacak. NAT2 için de NAT2'nin bir network kartı VMnet 6'ya, bir tanesi de sınıfa bağlı olacak. Şu an bunların üzerinde birer tane network kartı var ve bunlar sınıfa bağlı. Ben NAT1 olan makineye bir tane daha ekleyip VMnet 4'e bağlayacağım. NAT2'ye de bir tane daha ekleyip onu da VMnet 6'ya bağlayacağım. Yapacağım şeyler bunlar. Tamam. NAT1'e gittim. Şu an Bridge Network'e bağlı bir tane network kartı var. Ben bir add deyip bir tane daha network kartı ekliyorum ona. Network Adapter. Next. Ve de VMnet 4'e aldım.
şu DC1 ve Memory Server makineleri bir Mnet 4 network'ünde. NAT benim bir tane network kartı var, bilinçteydi. Ben bir tane daha ekleyip onu VMnet 4'e alıyorum. Bir tane daha network kartı ekleyip VMnet 4'e aldım. Şunları VMnet 4 network'ünde. Valla şekil paylaşımı duruyor. Paylaşımdan bakabilirsiniz. ad.ortam.jpg orada da var şekil. VMnet 4. Okey. NAT 2'ye de gidip bir tane daha network kartı takıp onu da VMnet 6'ya alacağım. Evet. Network adaptör. Next. Custom ve de VMnet 6. Ve de okey. Var mı problem yaşayan? Networkleri değiştiremeyen. DC2'ye de gidip VMnet 6 network'ünü alıyorum. Yani yaptığım şeyi bir daha söyleyeyim. DC1 ve DC Memory Server makineleri VMnet 4 network'ünü aldım. VMnet 4. NAT1'in bir tane network kartı vardı. Birce bağlıydı, sınıfa bağlıydı. Ben bir tane daha ekleyip onu da şuraya taktım. VMnet 4 network'üne. NAT2 olan makinenin de sınıfa bağlı olan network kartı vardı. Ben gidip bana bir tane daha ekleyip onu VMnet 6'ya bağladım. Sonra DC2 olan makineyi de gidip VMnet 6 network'üne bağladım. Yaptığım şey bu. Beni takip ettiyseniz problem yaşamıyor olmanız lazım. Şekilden gittim. Yaptığım şeyler bunlar. Var mı problem yaşayan? DC1 makinesini açıyorum. Şu ortamdaki IP'ler X ile gördükleriniz sizin network'ünüzden olacak. Mesela işte 10 ile 20 arası olan için şurası X gördüğünüz yer 10 olacak. 10. Mesela 192.168 10.2 gibi. Bunları biliyorsunuz artık. Şu sınıfa bağlı olan interfacelere de, sınıfa bağlı olan iki tane interfacimiz var sınıfa bağlı olan. Bunların bir tanesini gerçek makinenizde kullandığın IP'nizin bir fazlasını, diğerinde bir fazlasını verin. Mesela benim makinemin IP'si 240. Gerçek makinemin IP'si. Ben sınıfa bağlı olan interfacelerden bir tanesine 241 diyeceğim. Bir tanesine 242 diyeceğim. Tamam. Kullanmadığınız IP'leri verin. Niye? Çünkü bizim gerçek makinelerimiz sınıfa bağlı. Burada da sınıfa bağlı. Siz gerçek makinenizde kullandığınız IP'yi NAT1'e verirseniz çakışacak, problem çıkacak. O sebeple bir fazlasını verin. Hani başlangıçta size IP aralıkları vermiştim ya, işte bu yüzden verdim. Bunları kullanmak için verdik. DC1'de oturum açıyorum. Daha doğrusu DC olma adayı olan makinede oturum açıyorum. Önce IP ayarlarını yapacağım. Bu makinenin IP'si 192.168.240.2 olacak. 192.168.240.2. 3 tane 255 SAMMET maskesi. Default gateway olarak kim görüyormuş? 240.1'i. Diğer olarak da kendi kendisini. Sizdeki neyse artık 10.2 mi 10.1 mi neyse artık onu oraya o şekilde yazmanız lazım. 240 görüp bendekinin aynısını yazmayın. Yoksa çakacağız. IP verdikten sonra bir DSC promo yazıyorum. Varsa problem yaşayan o arada yardımcı olayım.
Şekilde takıldığınız bir yer varsa sorun. Onları da söyleyeyim. Herhalde şekil çok net. Anlamadığınız bir yer varsa sorun. Onları da söyleyeyim. Ortam benim gibi ayarlamak zorunda değilsiniz. Ben genelde tercih ettiğim şey önce networkleri ayarlayıp sonra IP verdikten sonra gerekli olan şeyleri yapmak. Ben böyle bir ortam tercih ettim. Yoksa makineleri tek tek de halledebilirsiniz. Yani DC1'de işim bitti, sonra member'a gittim, sonra NAT'a gittim, diğer NAT'a gittim falan. O da olur. İlle bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. DC1 ile DC, NAT1 ile NAT2 arasında da site-to-site VPN yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Diğerlerine elleşmiyorsunuz hiç. Member server DC2, onunla işimiz yok. Var problem yaşayan. Peki domain kuracağım. Biliyorsunuz şu an bizim ortamda bir domain yok artık. Domainlerin hepsini öldürdüğümüz için baştan başlamış sıfırdan. Create any domain, any forest. Yeni forest'a ve yeni domain'e başla. Şimdiye kadar bir ton domain kurdunuz. Biliyormanız lazım. Domain ismi olarak shine.com veriyorum ben. Kendi adım .com. Bu arada illa .com olmak zorunda değil, daha önce konuşmuştuk. Local int, abc, f. İsteyiniz bir şey diyebiliyorsunuz. Yeter ki iki parça olsun. Next. Domain kurulumu sırasında takıldığınız bir yer olursa, hatırlamadığınız bir yer, onunla da sorabilirsiniz. Ben force functional ve domain functional level'ları değiştirmedim. Hem daha sonra nasıl değişikliyor bir kere de görmüş olun. Onu daha önce yapmadık herhalde. Daha önce hiç yükseltmedik. Onu da yükseltmiş olalım. Gerçi yapacağımız uygulama için geçerli değil ama daha sonra lazım olacak. Next. Yes. Next. Şifrem. Password 1. Password 1. Next ve de bitkinler start edin. Varsa problem yaşayan yardımcı olayım domain kurulumu sırasında. IP verip domain kurdum. O da belirlenirken ben NAT1 makinesini başlatacağım. NAT1 makinesini açtım. Yaşıyor mu? Var mı problem yaşayan? Herkes domain kurmaya başladı mı? Bitiren var mı?
at bir makinesinde oturum açıyorum. Biliyorsunuz NAT 1 makinesi ve NAT 2 makineleri sizin ortamınızda VPN yapmaktan sorumlu olan makineler olacağı için ve bunların ikişer tane network kartı olduğu için network kartlarının isimlerini vermek lazım ki ayar yaparken karıştırmayın diye. Masum. Güzel. Ben önce o işi halletmeyi tercih ediyorum. Yani IP'yi verip daha sonra da ismini değiştirebilirsiniz, fark etmez. Ben de isimlerini verip sonra IP'yi değiştirmeyi tercih ediyorum. Önce IP verip sonra isim verirseniz genelde yanlış oluyor. O yüzden başlangıçtan network kartlarının isimlerini vermek lazım. Herkesin NAT 1 makinesinde mi? Ya da daha mı ileridesiniz? Başladı mı kurulu? NAT 1'i açtın mı? NAT 2'yi domaine katmadan... Yok yok, domaine falan katmıyorsunuz ikisinde. İkisi de domaine'de olmayacak. Domaine'e katarsanız işler karışacak, katmayın. Bizim NAT 1'deyim. IP ayarlarının olduğu yere gidiyorum. Yani öyle abuk subuk bir bug vardı hatırlıyorsanız. Network kartları gözükmüyordu şu sağ tarafta. Ben network ayarlarına gitmek için şuradaki şunu yazıyorum. ncpa.cpl. Bu arada run'a network connections yazsanız olacak olur. Bir şekilde şu network ayarlarına bir erişin. Sonra network kartlarını isimlendireceğim. Network kartlarını isimlendirirken taktik neydi? Hatırlayan var mı? Doğru, bir tanesini söküyorduk değil mi? Mesela ben bir tanesini sökeyim. Üstüne gittiğim zaman network adaptör kısmında bridge yazıyorum. Bridge. Ona bir sağ tıklayıp disconnect diyorum. Bridge olanı söküyorum. Bridge nereye bağlı bizim? Sınıfa bağlı değil mi? O yüzden bir disconnect dedim. Ve de şu an çıktı. Sonra ona bir sağ tıklayıp rename deyip ismini veriyorum. Sınıf. Diğeri de haliyle nereye bağlı olacak? VMnet4'e bağlı olacak değil mi? İki tane zaten şansı var. Bir tane sınıfa bağlıysa diğeri de VMnet4'e bağlı olacak. Sağ tık rename VMnet4. Sonra diğerini de connect deyip bağlıyorum. VMnet4 tarafının özelliklerine gidip IP'sini vereceğim. IP'si 192.168.240.1. 3 tane 255 subnet maskesi. Default gateway ve DNS'e ihtiyacınız yok. Tamam. Hem sınıf tarafına hem VMnet4 tarafına default gateway ve DNS vermiyorsunuz. Şekilde de öyle olması lazım. Gerçi DNS vermişim de. Önemli değil. DNS vermeseniz olur. VMnet4 tarafına şekildeki gibi IP'yi veriyorsunuz. Şekilden takip ederseniz iş daha kolay. Şekilden bakın. Şekil paylaşımı duruyor. Fark etmez, verdiysen problem yok. Yani verdiysen hiç kaldırmak için uğraşma. Ben vermek zor geldiği için vermiyorum. Sınıf olan tarafa gittim. Ve oraya da IP veriyorum. Dedim ki gerçek makinenizde kullandığınız IP'nin bir fazlasını verin. 13.29.241 diyorum. Mesela ben 240 gerçek makinemde kullanıyorum. 3 tane 255 subnet maskesi vermeyi unutmuyorsunuz. Makinenin VPN server olarak yapılandırılmasını istiyorum. NAT olarak yapılandırılmasını istiyorum. Router olarak yapılandırılmasını istiyorum. Hangi servis kuracağım? Doğru. Açtım bir server manager. Sonra Rose'a gidip bir de Edros diyorum. Gerekli olan servis kuracağım.
Privileged and Access Service'ın altından Routing and Remote Access Service'ini gidiyorsunuz. Kısaca RRAS. RRAS. Routing and Remote Access Services. RRAS. Next, bir daha next, Routing and Remote Access Services. Next ve Install. Bu beklerken manlatiki makinesini de açıyorum. NAT2 makinesinde de network kartlarını ben zaten takmıştım. Gerekli olan IP ayarlamaları, isimlendirmeleri yapıp sonra VPN için gerekli olan servisi kuracağım. Ondan sonra site to site VPN yapacağız. NAT2 makinesinde oturum açıyorum. Bu arada program yaşayan versiyonu söylesene IP'sini bakayım. Program yaşadığın zaman söyleyeyim bakalım. Hiç zaman kaybetmeyin. Aslında şurada ikon var da gözükmüyor. Şurada bir boşluk var farkındaysanız. Gözükmüyor. Makine yeniden başladıktan sonra geliyor zaten. Program yok. Acaba onunla ilgili servis var mı şurada? Network connections. Neden olduğu konusunda makine ileri start etmek gerekiyor. Bakmak lazım hangi servis sorumlu ondan. Server snapshot yaptığın zaman gelmiyor. Restart edince düzeliyor da. Network connections. Ben yine aynı taktikte network kartlarından bridge olanı söküyorum. Ona gidip rename deyip sınıf diyorum ona. Diğerine VMnet 6 diyeceğim. VMnet 6. Sonra network kartını takıyorum. Bunu herhalde bayağı yaptık biz şimdiye kadar. Takıldığınız bir yer olsa söyleyin bakalım. VMnet 6 olan tarafa gidip IP'sini vereceğim. Yalnız VMnet 6 olan tarafa IP'yi verirken bak şurada 192.168.x+1 demişim ya. x+1. Yani illa matematiğe falan dönüştürdük biraz işi ama işin
tarafı şu. Şuraya 10 network'ünü kullandıysanız 192.168 10.2 ya da 10.1 falan kullandıysanız, daha doğrusu 10.0 network'ünü burada kullandıysanız, şöyle de bir fazlasını 11.0 network'ünü kullanın mesela gibi. Maksat şuradan farklı olsun. Yani buraya 100 bilmem kaç falan diyebilirsiniz. Buradaki kullanacağınız IP'ler farklı olsun yeter ki. Kafanıza göre IP verebilirsiniz. Yani ben bir fazlasını kullanacağım. Gidip ne verdim diye unutmayayım diye. O yüzden x artı 1 deyip bir fazlasını söyledim. Yani şöyle olacak. 192, 168, 241, 1. Tamam. Ben diğer tarafta 240 kullanmışım. Burada da 241'i kullanırım. Default gateway ve DNS'e yine ihtiyacımız yok. Okay, close. Sınıfa bağlı olan interface'e de demin verdiğim IP'nin bir fazlasını vereceğim. 13, 29, 242, 3 tane 255, submit maskesi. Okay, okay, ve close. Var mı problem işin? Peki, server manager'ı açıyorum. Buna da bu makine VPN server olsun diye gerekli olan servisi kuracağım. Bu ortamı neden kurduğumuzu yarın daha iyi anlayacaksınız. Neden böyle bir atraksiyona giriştik? Rolls'ten Bad Rolls diyorum. Network Policy and Access Service'ın altından Next, Next Routing and Remote Access'ı seçip Next deyip install diyorum. Demin yaptıklarınızın aynısı, aslında hiçbir farklı bir şey yapmadık. Varsa problem yaşadığınız bir yer, yardımcı olayım. Ondan sonra site to site VPN yapacağım. Peki, gerekli servis kuruldu, kurulum bitti. Şimdi site to site VPN yapmaya gerek. Site to site VPN. Site to site VPN yapmak için Network Policy and Access Service'ı açmak lazım haliyle. Network Policy Routing and Remote Access'ı açmak lazım. Bu bizim VPN'leri yönettiğimiz araç. Ki biliyorsunuz bu servisi ilk defa açtığınız zaman servis başlamamış şekilde geliyor. Konfigüre edilmemiş şekilde geliyor. O yüzden bir konfigürasyonu yapmak lazım. Konfigürasyonu nasıl yapıyorsunuz? Kılın 3'e bir sağ atlayıp Configure and Enable Routing and Remote Access diyorsunuz. NAT1'deyim. NAT1'de Routing and Remote Access'i açtım. Sonra Configure and Enable Routing and Remote Access diyorum. Next. Ne yapacaksın diye soruyor. Ne yapmalıyım? Sizce? VPN'le beraber NAT yapmalıyım değil mi? Şu alt tarafta bakın. İki tane network birbirine bağlamak istiyorsun falan diyor. Site-to-site VPN kullanarak da. Oradan da yapabiliriz. Yani bunu takip ederek site-to-site VPN de yapabiliriz ama karıştırmamak adına biz eski yaptığımız yöntemle yapacağız. Önce makineye VPN ve NAS server haline getirerek ondan sonra demand dahil interface'ler oluşturuyorduk hatırlıyorsanız. Oradan yapacağız. Yoksa bakın altta o seçenek de var. Next. Diyor ki sınıfa nereden bağlasın? Nereden bağlıyız? Daha doğrusu internete nereden bağlasın? Sınıftan bağlıyız. Onu gösteriyorsunuz. Client'larınız IP'yi nereden alacak onu söylüyorsunuz. Otomatik derseniz DHCP server'dan alıyordu hatırlıyorsanız. Bizde DHCP server zaten yok. O yüzden söylediğim adres aralığından al. Söylediğim adres aralığından ver diyeceğim. Next ve new deyip oraya bir IP adresi arada ekliyorum. Hiç önemli değil. Buraya verdiğiniz IP'nin hiç önemi yok. Yani şöyle bir IP de verebilirsiniz. Şöyle. Ben şöyle vereceğim. Niye? Öylesine. Elim 1'e takılı kaldı. Öyle yazın. Fark etmez. İstediğiniz bir IP aralığı verebiliyordunuz. Ki mantıken ne vermek lazım? Farklı IP aralığı vermek lazım. Niye? Çünkü VPN'e bağlanan kullanıcıları aynı zamanda içerideki kullanıcıları ayırt etmek için böyle bir IP aralığı vermek lazımdı. Bu arada 0 yok. 0 yok. 1 ile 10 arası. Fazla sevmişim. 1 ile 10 arası diyorsunuz.
öyle dedim kafama göre. Fark etmez. Next. Bir dakika ya. Ha, bu makineye DNS vermediğim için diyor ki DNS'i işini nasıl yapayım diyor. Önemli değil. Later deyin geçin. Next. Radius ortamda yok. Next ve de finish. Siz daha önce soruyu sormamış olabilir. Sizin makineye DNS gösterdiğiniz için. Ben göstermedim, o yüzden soruyorum. Aynısını NAT2'lere yapacağım. Route Get Remote Access'i açıyorum NAT2'de. NAT1'de yaparken program yaşayan varsa yardımcı olayım. NAT2'ye gidiyorum. Yine aynısını oralara yapacağım. Bir sağ tıkladım. Configure and Enable Route Get Remote Access diyorum. Yine aynı şeyleri diyorsunuz. Next. VPN'le beraber NAT. Bir daha Next. İnternete nereden bağlısın? Sınıftan bağlayayım. Aynıları burada yapacağım. From range. New. Bu sefer ne diyelim? Şöyle diyelim. Okey. Şöyle bir IP aralığı verdim. Fark etmez. Kafanıza göre verin. İlla IP'ler 192'li 172'li 10'lu olmak zorunda değil. Bunları daha sonra konuşacağız. Next, later, next, radius ortamda yok, next ve de finish. Servisin konfigürasyonunda problem yaşayan varsa IP alayım, kontrol edelim. Yoksa site to site VPN bağlantısını yapıp bağlayacağım. Var mıdır problem? İyi, o zaman yapıyorum. Klonları konfigür ettikten sonra Network Interface'deyim. Oraya bir sağ atlayıp New Demand Line Interface diyorum. New Demand Line Interface. Hatırlıyorsanız site-to-site VPN bağlantısı yapmak için o sağlanan interface'lerden oluşturuyorduk. Sağlanan interface'lerden. Şimdi onlardan yapacağım. New Demand Line Interface. Network Interface'de sağ atlayıp New Demand Line Interface diyorum. Next. Buraya ne yazıyorduk, hatırlayan var mı? Buraya yazdığımız şeyin anlamı neydi? Buraya verdiğiniz ifade, interface adı, kullanıcı adı oluyordu aynı zamanda hatırlıyorsanız. Bir de iki taraftan aynı kullanıcı adını kullanıyordunuz karıştırmamak için. Yoksa çaprazlama da yapabiliyorduk. Ben oraya, yani hatırlamak açısından site to site diyorum. Site to site. Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Unutmayın. Next. VPN bağlantısı yapacağım. PBTP yapalım. Atraksiyona gerek yok. HTTP şu an bize lazım olan bir şey değil. PBTP. Next. Bana diyor ki hangi NAT'a bağlanacağım? Bana onun IP'sini söyle. Benim NAT'ımın IP'si 13.29.241. NAT birimin sınıfa bağlanan interface'i. Next. Bu checkbox'ı da işaretliyorum. Bu checkbox ne iş yapıyordu? Ne için kullanıcı oluşturuyor? Site to site adında bir kullanıcı oluşturup dialing'den allow access veriyordu. Yaptığı şey bu. Tamam? Bunun yaptığı. Niye karşı taraftaki kullanıcı bize bağlantı yaptığı zaman
site to site diye gelecek. Bizim bu makine üzerinden o kullanıcı olmazsa kendinizi doğrulattıramayacak. Onun için lazım bu. Gidip kendinizi oluşturabiliyordunuz. Burada soruyordu ki hangi network'e giderken ben bu bağlantıyı kullanacağım? Hangi network'e giderken? 192, 168, 240.0 network'üne giderken yani şöyle 192, 168, 240.0 network'üne giderken ben bu bağlantıyı kullanacaksın diyorum. Şu an şuradayım. Şu NAT2'deyim. NAT2 ile NAT1 arasında site-to-site VPN bağlantısı yapıp ikisini birbirine bağlayacağım. Ben DC2'den şuraya erişmeye çalıştığım zaman hangi network'e erişiyorum? 240.0 ya. İşte diyor ki hangi network'e giderken ben bu site-to-site VPN bağlantısını bağlayayım. Nereye giderken? 240.0 network'üne giderken. Şu an buradayım. Ben. Şimdi buradaysanız tam tersini yazacaksınız. Burası için yazacaksınız. Okay. Next. Şifre. Password 1. Password 1. Site to site şifresi. Password 1. Password 1. Şurası karşı taraf beni aradığı zaman, karşı taraf bana bağlantı yaptığı zaman hangi kullanıcı adı şifresini girecek? Şu kısımda ben karşı tarafa bağlantı yaptığım zaman hangi kullanıcı adı şifreyle karşılayacak beni? Tamam. Next. Ve finish. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bunu yaptıktan sonra, NAT2 için yaptıktan sonra NAT1 için de aynısını yapmak gerekiyordu hatırlıyorsanız. Onun için ben NAT1'e deyip aynısını yapacağım. Network Interface'e gittim. Oraya da bir sağ tıklayıp New Demand Tile Interface diyorum. Next. Kullanıcı adım Site to Site. Aynı kullanıcı. İki taraftan aynı kullanıcı ismini kullanırsanız çakışmıyorsunuz falan demiştim hatırlıyorsanız. Biz de öyle yapacağız. Next. VPN bağlantısı. TPTP. IP adresi, diğer NAT'ın IP adresi 13.29.242. Karşı taraftaki NAT'ın IP adresi. Next. Şunu da işaretlerim. Aynı olay. Kullanıcıyı da ekle. Next. Hangi network'e giderken kullanacaksın? 192, 168, 240, 1, 0 network'üne giderken. Benim diğer taraftaki network 241.0. O yüzden onu yazıyorum oraya. Okay. Next. Şifrem. Password 1. Password 1. Yazamadım. Karşı tarafa da site to site kullanıcısına erişeceğim. Şifresi password 1. Password 1. Ve de finish. Sonra bir de yürü. Söylemiş falan. Varsa problem yaşayan IP alayım. Yaptığımız şeyler şunlar. DC1 makinesine DC yapmak adınız.com diye. Sonra NAT1 ile NAT2 arasında site-to-site VPN yapmak ki bu yeni yaptığınız bir şey değil. Hatta DC kurmak yeni yaptığınız bir şey değil. Hatta böyle bir ortam kurmak yeni yaptığınız bir şey değil. Varsa problem yaşadınız onları çözelim. Yoksa yarın bu ortamı kullanacağız. Bu ortam bize lazım olacak. Varsa sıkıntınızı çözelim dediğim gibi. Yoksa yarın da bu ortamı yapamayacaksınız. IP'nin birisi çaldı mı? Ben başka birisine mi bağlantı yaptım? Ben kime bağlantı yaptım? Kim o? Ben birisiyle şu an bağlıyım ama birisi benim IP'mi çalmış. 242'yi kim kullanıyor? Ya herhalde benden bakarken yazdınız.
Kim o kez sulh ki? Ben diyorum bağlantıyı yaptım ama bir sıkıntı var burada. 242 000C. Bu sanallardan birinizin IP'si. 242 kim ya? Ben kendi kendime mi verdim acaba? Yo. 241. Ya da bağlan. Gerçekten bağlanıyor yapıp bağlanmadım. Ne yaptı? Peki neyse benim IP'mi çalan söylemeyecekse ben de IP'mi değiştiririm. Fark etmez. 245. Demek öyle çareler tükenmiyor maalesef. Büyük ihtimal farkında değil. IP'si otomatik de büyük ihtimal. Neyse fark etmez. Ayarlar şimdi. Bir de bağla. Sanallardan birisinin IP'si ama herhalde IP otomatikte kaldığı için öyle oldu. Bizim şeydeki IP'ler 000C ile başlıyor. MAC adreslerimiz. F4C0. Var mı site-to-site VPN bağlantısı yapamayan? Burada meşhur.